Merhaba. Evde kokteyl yapmayı sevenler veya kendine yeniden bir hobi edinmek isteyen arkadaşlar için bugün çok güzel bir set getirdim. Bu setimizle evinizde çok rahatlıkla kokteyl yapımına başlayabileceksiniz. Temel malzemelerle temel şurupları içeren bir set. Bu Haskat Türkiye sayfamızda ve aynı zamanda haskatbaskı.com sayfamızda da yer alacak olan bir set. Videonun başında hatırlatmak istiyorum. Özellikle yeni sitemiz haskatbaski.com. Burayı düzenli olaraktan takip etmenizi öneriyorum. Çünkü her gün farklı bir üründe özel bir indirim yayınlayacağız. Ana sayfanın sol bölümünde büyük bir şekilde geri sayım sayıcı olacak ve ürünün detayları yazacak. İsteyenler bu indirimli ürünleri de sitemizden kampanya süresince yakalayabilecek. Bu kampanyalar yeri gelecek sadece gün içerisinde geçerli olacak. Yeri gelecek sadece birkaç gün özel indirimli fiyatlar içerecek. Şimdi hobi edinmek gerçekten çok güzel bir şey. Hem psikolojinize iyi geliyor hem de sosyalleşmenize, hatta beni örnek alırsanız bunu iş ve meslek haline getirmenize de yardımcı oluyor. Ben liseyi bitirdikten sonra kokteyl ve bar konusuna biraz bir eğilmeye başladım. Kendimce işte ufak ufak kokteyller yapmaya başladım. Bunu geliştirmek için bazı barlarda çalıştım. Barmenlik yaptım. Özel kurslar aldım. Ve daha sonrasında bu olayı biraz daha geliştirdim. Ve şu andaki duruma bakacak olursanız ben bu hobiyle başlayaraktan artık yani 30'un üzerinde bir kokteyl şurubunun üretim tesisine sahibim. Kokteyl kitabım var. Aynı zamanda barlar ve barmenler için özel eğitmenlik yapıyorum. Bunların bütün hepsi bu hobiye başlamamla ilerledi ve başlamamla gelişti. Ki hobi aynı zamanda yani hobi hem kafa dağıtmanızı hem de kendinizi geliştirmenizin yanı sıra ilerleyen zamanlarda para kazanabileceğiniz bir hale de dönüşebiliyor. Bu yüzden hangi hobiyi seviyorsanız o hobiyle alakalı o kendinizi geliştirmenizi öneriyorum. Şimdi gelelim hobi setimizin içeriğine. Bir ana malzemelerimizin olduğu bir kutumuz var. Bir de temel başlangıç seti dediğimiz bir kokteyl şuruplarımız var. Şimdi bu kokteyl şuruplarının içerisinde nar şurubu, şeftali şurubu, blümkrasyo, mavi turunç şurubu. Bu birçok kokteylin içerisinde duyduğunuz ve kullanılan şuruplardan bir tanesi. Yeşil limon suyu. Lime juice diye geçiyor. Hafif tatlı, çok güzel. Sizin o pahalı lime almanıza gerek kalmadan o lime tadını yakalamanıza yardımcı olan bir şurup. Ve grenadin. Bu da bir nevi karışık orman meyveli şurup diyebiliriz. Bu grenadin de birçok kokteylin içerisinde var. Tabii ilerleyen videolarda da şöyle bir şey yapacağız. Bu 5 tane kokteyl şurubunu temel alacağız. Ve her bir kokteyl şurubuyla ayrı ayrı bir 5-6 tane kokteyl tanıtacağım. Arkasından farklı şurup kombinizasyonlarıyla kokteyller yapmayı göstereceğim. Yani yaklaşık bir 45-50 tane kokteyl yapmayı sadece bu 5 tane şurupla öğrenebileceğiniz videolar olacak. Şimdi evinizde kokteyl yaparken temel olarak da ihtiyacımız olan malzemeler var. Şimdi bu malzemeleri temel olanları şöyle sırayla hepsini bir çıkartalım. Temel setimizin içerisinde bir adet shaker'ımız var. 750 ml'lik çelik shaker'ımız var. Paslanmaz çelik. 3 parçalı shaker olaraktan geçiyor. Kapak kısmı küçük ölçülerinizi almak için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda üst kapak kendinden deliklidir. Yani içerisinde buz, işte meyve parçaları vesaire bununla alakalı malzemeleri bardağınıza aktarırken içinde tutmasını sağlıyor. Bu shaker'ınızı birkaç farklı usulde kullanmanız mümkün. Mesela işte bir bar tokmağı var içerisinde setin. Bazı malzemelerin işte kabukları, mesela portakal olabilir, işte elma olabilir. Bunları sert meyve olabilir. Bunları ezip aromasını çıkartırken kullanabiliyorsunuz. Gayet güzel, sağlam bir yapısı var. Cam bardaklarda mesela bazen ezmeye çalıştığımızda bu Mother adını verdiğimiz bar tokmağı bazen o bardağı kırabiliyor. Tabii biz ince ve hassas bardaklarda kullanmak için genelde
bar kaşığımızın arkasını kullanıyoruz. Birçok bar kaşığının arkasında bu tokmak yani ezici kısmı yok. Düzdür ama bu setin içerisinde kullanacağımız işte bar kaşığında da düz tokmak kısım var. Ters olarak da bardağın içerisinde işte biraz daha nazik kırılabilir bardaklarda bunu kullanmayı tercih ediyoruz. Setin içerisinde shaker dedik. Bir adet bar tokmağımız, madarımız var. Kokteyl şuruplarınızı ve içkilerinizi ölçebileceğiniz bir jigger'ınız var. Ölçüm yapmanızı sağlıyor. Ve böylelikle kokteyl reçetelerinizi ve tariflerinizi birebir uygulayabiliyorsunuz. Bar kaşığı 3-4 farklı kullanım özelliği var. Bar kaşığının üstü, bar kaşığın sapı, burgulu. Bu içerisine yani farklı renklerde kokteyl yapmak istediğinizde, işte katman oluşturmak istediğinizde, çalkalanmaması gereken veya sonradan eklediğiniz ürünün direkt dibine çökmesini engellemek için bu kıvrımlı kısma, işte şişenize takacağınız bir akıtıcı yardımıyla kıvrımlı kısımdan süzdürerekten koyabiliyorsunuz. Aynı zamanda kaşığın bir tokmak ezme kısmı var. Bunu ters olarak bastırıp ürünlerinizi bardak içerisinde, hassas bardaklar içerisinde ezmenize yardımcı olabiliyor. Aynı zamanda gene bir akıtıcı taktığınız bir şurup olabilir veya bir içki olabilir. Sap kısmından akıtıp yavaş yavaş yukarı kaldırdığınız zaman o üst kademeyi oluşturmanıza yardımcı olacak işte renk ya da işte son işte alev aldırmasını istediğiniz bir likör olabilir. Onu en üstte kalmasını istiyorsanız bu teknikle çıkartabilirsiniz. Kaşık zaten standart karıştırmanız için kaşık kısmı işte dipten karıştırmak veya bardak içerisinde soğutma yapacağınız zaman kullanabileceğiniz bir özelliği var. Aynı zamanda kaşığınızın hem tersinden akıtarak katman oluşturabilirsiniz. Hem de tadım yaptığınızda da normal tadım amaçlı bunu kullanabiliyorsunuz. Tabii şöyle bir şey var. Kalabalık bir ortamdasınız. İşte birkaç kişiye birden kokteyl yapıyorsunuz. Kokteylin tadına bakmanız lazım. En basit yöntemlerden bir tanesi işte kaşıkla alıp elinizin şu üst kısmını çukur yaparsınız. Birazcık buraya damlatırsınız veya biraz dökersiniz. Elinizin üzerinden tadım yaparsınız. Olmadı. Şöyle bir şey daha var setimizin içerisinde. Çelik pipet seti. Bu üçlü set. Hem temizleyicisi var, hem düz hem de kıvrımlı çelik pipete sahip. Paslanmaz çelik. Yıkayıp yıkayıp tekrar tekrar kullanabiliyorsunuz. Genelde barlarda barmenler tadımlarını pipetleriyle yapar. Siz kokteylin içerisine yapmış olduğunuz, hazırladığınız kokteylin içerisine daldırırsınız. Üst taraftan bastırıp çektiğiniz zaman pipetin iç kısmında kokteyliniz kalır. Daha sonrasında ağzınıza dökersiniz ve tanımını yaparsınız. Bunun için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda soğuk kokteyllerde daha bu soğukluğu korumak için önceden bunları buzlukta tutup daha soğuk olmasını sağlayabilirsiniz. Yani buz koymak istemediğiniz kokteyllerde de bunları buz taşı niyetine de kullanma şansınız da var. Yani buzluğa atıp dondurup soğutulmuş pipetinizi de daldırdığınız zaman soğukluğunu hem arttırırsınız hem de serin yani soğuk bir şekilde içmeye devam edersiniz. Bu amaçla da kullanılabilir. Setimizin içerisinde 2 adet de akıtıcı var. Bu akıtıcıları isterseniz şurupların şişelerine takabiliyorsunuz. İsterseniz işte farklı hazırladığınız işte simple şurup olabilir ya da farklı içkileriniz olabilir. O içkilerin şişelerine koyabilirsiniz. Daha rahat kullanmanızı sağlar. İşte hafif koymanız gereken, renk yapmanız gereken kokteyller olabilir. Bunlar da akıtıcıları mutlaka kullanıyorsunuz. Bu temel setle birlikte sayısız kokteyl hazırlayabilirsiniz. Tabii bu bir temel set. Bu setin üzerine ilerleyen zamanlarda daha farklı farklı malzemeler de ekleme şansınız var. Ama genel anlamda yani bir karıştırıcı, tokmak, jigger, shaker, işte akıtıcınız, şuruplarınız temel başlangıç seti olaraktan çok çok ideal bir set. İlerleyen zamanlarda tabii kendinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. Ek malzemeler de almak isteyebilirsiniz. Bunlara ek olaraktan neler alınabilir? Dekor yapmakta kullanabileceğiniz işte küçük keskin bir bıçak bu sete ekleyebilirsiniz.
farklı ölçülere sahip jigger'lar var. İşte 35'e 50, 55'e işte 55'e 25 ya da işte 75'e 30 gibi farklı farklı jigger modelleri var. Ya da bunların daha böyle süslü, şık olan farklı modellerini de bulabilirsiniz. Bardakların içerisinde soğuttuğunuz ya da ezme işlemi yaptığınızda işte süzmek için kullanacağınız bir bar süzgeci, bu tarz bir bar süzgeci kullanabilirsiniz. Bunu da bardakta kullanmak şu şekilde, şu tarz bir bardağınız var. Bunun içerisinde işte narince ya da meyvelerinizi iyice ezdiniz, alkolle karıştırdınız. Daha sonrasında bunu süzülmüş haliyle işte özleri almanız gerekiyor. Bu yaylı kısım bir süzgeç yardımı görüyor. Direktman bardağın üstüne şu şekilde oturtturup aşağı doğru bastığınız zaman kilitleniyor. Ve elinizde içindeki sıvıya eliniz değmeden şu dip kısmından parmağınızla tutup istediğiniz bardaklara işte paylaştırabiliyorsunuz. Ya da işte farklı bir kabın içerisine alabiliyorsunuz. Bu işe yarıyor. Çok daha böyle ince parçalı işte smoothie tarzında ya da blenderdan geçirdiğiniz ve ağza gelmesini istemediğiniz işte kokteyl parçaları olabiliyor. Bunun için bir süzgeç, işte bunun konik olanlarını, uzun olanlarını, farklı şekilde olanlarını kullanabiliyorsunuz. Ama sonuçta hepsi pratikte aynı. İnce bir süzgece sahip ve böylelikle o ince taneleri rahatlıkla süzmenize yardımcı oluyor. Şu an burada bunun konik olanı elimde olmadığı için bunu gösteriyorum. Konik olanı biraz daha uzun, daha fazla içerisine sıvı alabiliyor. Ve böylelikle de daha çok ürünü çok daha hızlı bir şekilde süzebiliyorsunuz. Bunda süzülmesini bekleyip koyarsınız. Sonrasında belirli meyvelerin işte kabuklarını soymak için bir soyacak edinebilirsiniz. Demin de söylediğim gibi işte daha geniş ağızlı işte jigger'lar ya da daha küçük hassas ölçüm için farklı ölçülerde jigger'ları destekleyebilirsiniz. Akıtıcıları çoğaltabilirsiniz. Yani her şişenize farklı akıtıcı koyabilirsiniz. Bunların tıpalı olanları var, kendinden açılır olanları var. Veya ölçekli akıtıcılar var. İşte 2CL, 4CL, 6CL hazneleri olan profesyonel akıtıcılar var. Yani şöyle söyleyeyim, yani en basit bir akıtıcı şu anda 55-60 lira civarlarında. Bu videoyu yayınladığım zamandan bahsediyorum. Bunu kalite kalite arttırdığınız zaman 150-200 liralara çıkabiliyorsunuz. Kendisi işte CL hesabıyla 2CL, 4CL, 6CL olan akıtıcılar var. Onlar da 300, 400 ve 600 liraya kadar değişebiliyor. Yani bu birazcık da bir olayın maliyetini arttırıyor. Ve bu setin haricinde farklı bardaklar da temin edebilirsiniz ki bardak zaten kokteylleri şık gösteren ya da içim kalitesini arttıran güzel şeyler. En basit işte marketlerden, züccaciyelerden veya işte sanal mağazalardan da bardaklarınızı edinebilirsiniz. Tabii bir noktadan sonra bu olay biraz daha işte hastalık neticesinde olayı büyütmenize neden olabilir. Ben ilk başladığımda işte temel bardaklarımı edinmiştim. Daha sonrasında farklı kokteyl tariflerinde kullanılan bardakları araştırmaya başladım. Farklı bir bardak koleksiyonu yapmaya başladım. Şu çekim yapmış olduğum tezgahın altı 2-3 farklı dolap var. Bu arka kısım komple. Sizin görmediğiniz arka tarafta bir de bardaklar için ayrı bir yerim var derken yani 1000'e yakın bir bardak biriktirmişliğim var bunca yıldır. Ve her zaman da yani gözümün ucunda bir yere çıktığımda bakıyorum farklı bardak var mı, yeni model çıkmış mı? Yani bu biraz daha bir koleksiyonerlikten hastalığa dönmeye başlıyor. Kendinizi kaptırdığınız zaman da yani bir bakıyorsunuz ki her taraf dolmuş, sayısız bardağınız var, sayısız malzemeniz, shaker'ınız, farklı shaker modelleri işte ediniyorsunuz. Mesela bu standart shaker kendinden sıkışıyor. Üst taraftan parmağınızla destekleyip çalkalama işleminizi yaparsınız. Veya biraz daha profesyonel olanları var. Bunlar da biraz daha risklidir. İyi sıkıştırmanız gerekir. Bunun içerisinde çalkalamanızı yaparsınız. Daha sonrasında bunu dökmeden tekrardan sıkıcına vurup açmanız gerekir. Bunları zaman içerisinde işte tabii deneyim kazandıkça böyle ürünleri alabiliyorsunuz. Veya benim de favorilerim arasında ki zaten ben siyahı çok sevdiğim için böyle mat siyah olan shaker'lar var. Bunlar çok hoşuma gidiyor benim.
Bunlardan tercih edebilirsiniz. İşte zaman içerisinde kendi zevkinize göre ya da barınızın işte temasına göre de ürün seçip oluşturabilirsiniz. Tabii temel olaraktan neyi nereden alacağım, işte her şeyi bir yerde nasıl bulurum da derseniz de işte size hazır set. Bu setle çok güzel bir şekilde kokteyl yapmaya başlıyorsunuz. Ki bizim videolarda en çok gelen yorumlardan bir tanesi bende sadece bardak var diyen arkadaşlar var. Kimisi de yazıyor oradan bende bardak bile yok diyorlar. Ama böyle bir set aldığınız zaman o yorumları yapanlardan kendinizi sıyırıp ben de şöyle şöyle bir kokteyl yaptım, şunu denedim diye de yorum yapma şansınız olacak. Gayet güzel. Kendi kokteyllerinizi yapıp arkadaşlarınıza denettirip farklı tarifler de oluşturabilirsiniz. Farklı lezzetleri de deneyebilirsiniz. Zaman içerisinde de kendinizi geliştirip daha da mutlu hissetmenize yardımcı olabilir. Evet, bu tanıtım videomuzu da burada bitiriyoruz. Videonun başında da belirtmiş olduğum gibi haskartürkiye.com sayfamızda ürünlerimiz satışta. Ayrıca daha farklı modeller, daha farklı çeşitleri de bar malzemeleri bölümümüzde bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda haskatbaski.com sitemizde de bar malzemeleri ve kokteyl şuruplarına ayrıca bir yer verdik özellikle. Orada da her gün ve her hafta özel indirimli bir bölüm yayınlıyoruz. İndirim sürelerini takip edip istediğiniz ya da hoşunuza giden ürünleri sayfamızın içerisinden o günkü indirimden yararlanıp alabiliyorsunuz. Bu video yayınlandıktan sonra da tam bir hafta boyunca eşdeğer olarak da bu seti indirimli bölüme koyacağız ve haskatbaski.com adresimizden bu seti indirimli olarak da alabileceksiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı, videolara yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.